Mutlu akşamlar. Kanal 23 ekranlarında Gece Görüş programında karşınızdayız. Yeni bir günün son saatini sizlerle birlikte paylaşacağız ve yeni bir güne de merhaba diyeceğiz. Yaklaşık bir saat sonra takvim yapraklarında 30 Haziran'ı görüyoruz. O Haziran ayının da son günü olması hasebiyle bu ayı da uğurlamış oluyoruz. 1 Temmuz'a birazdan girmiş olacağız. Haziran ayı nasıl geçti İlazığ için? Yeni valiler kararnamesi yayınlandı, yeni vali atandı ve deprem tartışmaları, işte AFAD'ın yapacağı çalışmalar, hak sahipliği tartışmaları yine İlazığ'ın gündemindeydi. Birçok konuyu Haziran ayında sizlerle birlikte değerlendirme şansımız oldu. Bu ekranlarda sizleri iletme şansımız oldu. Sizlerden gelen yorumları da konuşma şansımız oldu. Bugün son gün yaşıyoruz Haziran ayının ve son saatindeyiz. Yeni bir aya gireceğiz. Bu arada yılı da yarılamış olacağız. 2020 yılının ilk 6 ayı geride kalmış olacak. 6 aya baktığımız zaman neler yaşadık? Çok yoğun bir dönemden geçtik 6 ayda. Muhammed diyor ki neler yaşamadık neler, elini şöyle yapıyor. Haklı. Ocak ayının hemen başında bir deprem yaşadık malumunuz. Etkileri devam ediyor. Yıkılmayan binalar var, harabeye dönmüş evler var ve hala bunların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bir yandan Elazığ'ın her noktasında yeni evler inşa edilmeye çalışılıyor. Birçok yeni mahallemiz oluşuyor baktığınız zaman. Yaklaşık 20 bin konutun ihalesi yapılmak, tamamlanmak üzere ve 20 bin konutun inşaatı başlamış durumda. Bu evlerden bazıları önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Peki deprem sonrasında evet güzel çalışmalar yapıldı, insanlar mağdur edilmedi. Fakat geldiğimiz günler itibariyle biraz daha yoğun yıkım çalışmalarının, hak sahipliği süreçlerinin iyileştirilmesi gerektiği yönünde izlenimlerimiz var. Deprem yaraları sarılırken bir de 17 Mart'ta özür diliyorum. Pandemi süreci başladı. Tüm dünyada etkisini gösteren virüs 2020 yılının 3. ayından itibaren etkili olmaya başladı. Herkes sokaklardan evlere çekilmek durumunda kaldı. Hayatımızda belki bu kadar uzun süre sokağa çıkma yasakları yaşandı. Ekonomi devam etsin diye bir yandan, hayat devam etsin diye çalışırken diğer yandan da sağlığımızı korumaya çalıştı büyük çoğunluk. İşleri olmayanlar, 65 yaşın üstündekiler, 18 yaşın altındakiler de yine sokağa çıkma yasağına maruz kaldılar. 2020 yılı gerçekten çok enteresan başladı ve enteresan devam ediyor. Elazığ depremi yaşandı, Malatya'da hissedildi, Manisa'da depremler olmaya devam ediyor. Van depremi oldu, Bingöl depremi oldu. Şöyle özetlediğimiz zaman 2020 yılını, iyi bir şey ne var diye bakıyoruz. Çok fazla bir şey görmüyoruz. Tabii bu arada İdlib'deki şehitlerimizi de anmak gerekiyor yine bu sürecin içerisinde. Fakat güçlü bir operasyonel ekibimiz var, askerlerimiz var İdlib'de ve Suriye'de önemli başarılara imza attılar. Suriye ordusuyla girmiş olduğumuz savaşta 3 gün içerisinde Suriye ordusunu neredeyse yerle bir ettik. Geri çekilmek durumunda kaldılar. Hemen barış talebinde bulundular uluslararası güçlerden. Böyle enteresan bir yıla başladık ve devam ediyor bu yıl. Bakalım daha neler göreceğiz. İnşallah bu aydan sonra daha güzel şeyler görürüz ve daha güzel bir yıl olur temennileriyle programımızı açtık. Programın formatında böyle bir değerlendirme yoktu ama şöyle bir özet geçtik. Son bu ilk 6 ayın son saati olunca ilk 6 ayı değerlendirmek durumunda kaldık. Biliyorsunuz kanal23.com'la başlıyoruz gece görüşüne. Bugün Elazığ'da neler yaşandı, Türkiye'de neler vardı, neler öne çıktı? Tüm bu konuları ele alacağız. Ekip arkadaşlarımız hazır. Her şey şu anda yayına vermek için bizleri bekliyor. Dönüp baktığımızda da kanal23.com'u görüyoruz arkamızda. Vatandaşlar evlerini kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını istiyor. Hangi vatandaşlar olduğuna bakalım mı arkadaşlar? Bakalım. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki vatandaşlar evlerinin kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını istiyor. Kentsel dönüşüm kapsamı dışında kalan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan ev sahipleri yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi talebinde bulunuyorlar. Görüntüler depremden işte Mustafa Paşa Mahallesi depremin merkez üssü olmuştu. Çünkü yıkılan 3 binanın enkazı altında bir hali birçok sayıda vatandaşımız kalmıştı. Tabii Mustafa Paşa Mahallesi'nin bir kesimi riskli alan ilan edilip
kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Geri kalan kısımları bu kapsamda değerlendirilmiyor. Yeni imar planıyla birlikte işte insanlar biz blok nizamda nasıl evler yapacağız, bitişik nizamda nasıl olacak bu işler diye ister istemez sorguluyorlar. Dolayısıyla böyle bir talep var. Tabii bu talep sadece Mustafa Paşa Mahallesi'nde yok. Rüstem Paşa Mahallesi'nde de var. Abdullah Paşa Mahallesi'nde de var. Kızılay'da da var. Kesrik'te de var. Birçok noktada böyle bir talep var. Bakalım bu talepler nasıl karşılanacak, karşılık bulacak mı? Zaman içerisinde göreceğiz ama şu ana kadar bununla ilgili bir adım atılmış değil ki atılması da bütün Elazığ'ın kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasını beklemekte biraz ne olur aşırı iyi niyetlilik olur. Ben Hollanda'da kalıyorum. Benim evim Rüstem Paşa'daydı. Az hasarlıydı. Haberleri izledim. Başvurmamız gerekli dedim. Gittim müracaat etmeye. Bana dediler şimdi sizleri almıyoruz. Sonra size haber göndeririz. Biz her zaman gelemiyoruz Türkiye'ye. Benim gibi yüzlerce vatandaş var. Şu an ev yerinde yok. Sordum. Yıkık nedeni bana dedi ki Cumhurbaşkanı kanalıyla benim gibiler ne olacak? Daskın vardı, bilgilendirirseniz memnun olurum. Anladığım kadarıyla sizin eviniz riskli alan içerisinde hafif hasarlı olmasına rağmen yıkılmış. Riskli alan içerisinde olduğu zaman bütün evleri yıkıyorlar zaten orada riskli yapı kapsamına sokup. Siz hak sahibi oluyorsunuz. Nereden hak sahibi oluyorsunuz? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirdiği evler arasında değerlendiriliyorsunuz. Hakkınız kaybolmamış durumda. DASK ne verir onu bilemiyorum. Neyse haberlerin başında hemen bir mesajla da yer verdik. Mustafa hemen arkamıza tüm dünyanın belalısını, koronavirüs tablosunu getirmiş durumda. Baktığımızda ne var bugün? Vaka sayısıyla iyileşen sayısının birbirine eşit olduğunu görüyoruz. 16 vefatımız var. Bu tarafa baktığımızda yine 1026 kişinin yoğun bakımda olduğunu görüyoruz. Peki tedbirlere ne kadar uyuyoruz? Bir takım kararlar alınıyor, genelgeler yayınlanıyor, insanların nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Fakat bizler hayatımızda kararlara uyuyor muyuz, uymuyor muyuz sorusunu bir sormamız gerekiyor. Ben bugün bulunduğum birçok noktada, örneğin bir feribottaydım, kimsenin maske takmadığını gördüm. Ben de utanarak böyle biraz takmaya çalıştım ama yani biraz böyle aşağı çektim. Kimse takmıyor Muhammed. Biz de takmak öyle oluyor. Enteresan bir şey oluyor. O nedenle takmaya devam edelim. Maskelerimizi dikkat edelim diyoruz. Tabii herkesin kendi tercihi. Fırat Üniversitesi personel alımı için yapılan kura sonuçları açıklandı. 273 personelin 9750 başvuru yapıldı. Evet, 273 personel alımı için 9750 başvuru yapılmış sevgili izleyiciler. 9750-273 hakikaten büyük bir, yani 10.000 diyebiliriz. 10.000 kişi 273 kişinin alınacağı iş başvurusu için başvurmuş. Var mı haberde detaylar Mustafa? Bir bakabilir miyiz şunlara? Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne alınacak 273 personel için 9750 başvuru yapıldı. Çekim, kura çekimi çarşamba günü yapılmıştı. Bakıyoruz şuraya. 145 kişinin alacağı temizlik görevlisi kadrosu için 580 kişi. 6 kişinin alacağı temizlik görevlisi için 24 kişi. 40 kişinin alacağı güvenlik görevlisi için 161 kişi. Aslında çok da şey değil, 4 katı kadar rakamlar var. Normal bir rakam aslında baktığınız zaman. Buradaki toplam 10.000'i bulmuyor baktığınızda. Burada bir şeyde bir problem var. Evet, neyse. Bakalım bir sonrakine bakalım Mustafa. Elazığ'da her sokakta ticareti yapılıyor. Artık 6 yıla kadar hapis cezası var başlığıyla verilmiş. Çok enteresan, çok dikkat çeken bir başlık. Elazığ'da her sokakta ticareti yapılıyor fakat bundan sonra 6 yıl cezası var. Peki nedir bu suç? Bu suç şu, tütün satanlar değil ama şu makaronların ve sigara kağıtlarının içerisine tütün doldurup hazır sigaraymış gibi satanlar için gelen bir ceza ve yasak. Şöyle diyor haberde, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama yarın yürürlüğe giriyor. Son zamanlarda
Gerçekten birçok sokak arasında, ara sokaklarda çok fazla tütüncü var. İşte bu tütüncülerde bu bahsedilen makaron ve benzeri ürünlerin satışı da yapılıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Bu saatten sonra artık satmamalısınız. En azından kağıdı ayrı. Ne fark var? Ben çok fazla çözemiyorum neden böyle bir karar alınmış durumda ama muhakkak bir bildikleri vardır. Çünkü sigarayı satıyorsunuz, kağıdını satıyorsunuz. Hani sigara kağıdına hazır sarılmış bir sigaranın satışına sigara satışı olarak değerlendirilebilir. Ama şu an itibariyle, sonuç itibariyle ne diyoruz? Satarken dikkat edin, satmayın dememiz gerekiyor. Baskil Battalgazi feribot sefer saatleri değiştirildi. Baskil ile Malatya arasında feribot seferleri düzenleniyor. Bildiğiniz üzere Fırat Nehri ve Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılıyor bu seferler. Malatya'dan Battalgazi ilçesinden Baskil ilçesine, Elazığ'ın Baskil ilçesine yapılan seferler özellikle Baskil'in belli bir kesiminin çok fazla kullandığı bir Elazığlılar çok fazla kullanmıyorlar bunu ama Baskil tarafındaki Elazığlılar ciddi anlamda Malatya ile ticaretlerini yürüttükleri için çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Sefer saatleri değişmiş. Sefer saatlerini detaylarını aktarmayalım. Merak eden izleyicilerimiz kanal23.com'dan girip bakabilirler, izleyebilirler. Bir sonraki haberimize bakıyoruz. Bir sonraki haberde neler var? Bir sonraki haberde de Elazığ için yine kangren olmuş problemlerden bir tanesi. Çalışmalar devam ediyor. Madenden bahsediyorum. Maden taşınacak mı Gezine? Taşınmayacak mı? Mahalleler yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Nasıl yapılacak? Ne zaman yapılacak? Sorularının cevap beklediği bir mecra. Şimdi bakıyoruz diyor ki restorasyon projeleri hazırlandı. Maden Camii Kebir açıklaması. Madende tarihi bir cami var. Camii Kebir Camisi. Bu epey hasar almıştı. Neden dolayı? Orada bir göçük meydana gelmişti. Heyelan meydana gelmişti. O heyelandan dolayı hasar almıştı. Peki kim soruyor bunu? Mustafa bir açar mısın? İyi Parti galiba böyle bir soru önergesi veriyor. Evet, İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin tarihi maden Camii Kebir restorasyonu için verdiği soru önergesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cevap verdi. Şöyle diyor Ersoy, Elazığlı Maden ilçesinde yer alan Camii Kebir'in de içinde bulunduğu alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla afet riskli alan ilan edilmiştir. Koruma Kurulu'nun 25 Mart 2014 tarihli kararıyla koruma alanı ilan ediliyor Camii Kebir Mahallesi. Fakat o mahallenin tamamının taşınması söz konusu olduğu için Camii Kebir Camii'nde yapılması gereken restorasyon biraz erteleniyor. Yoksa oradaki çalışmalar tamamlanmış durumda. Şu anda sadece o mahalle taşınacak mı taşınmayacak mı bu sorunun yanıtını bekliyorlar. Taşınırsa toptan komple taşıyacaklar. Bununla ilgili bir program yapacağız madenle ilgili. Madenli durumda taşınmasını isteyenler var Gezi'ne. Gezi'nin deprem bölgesi olması hasebiyle, fay hattının o bölgede olması nedeniyle Gezi'ne taşınmaması gerektiğini iddia edenler var. Gezi'nin bir ticaret merkezi olmuş, bir ovanın ağzında bulunuyor. 30 köy direkt buraya geliyor diye savunan, tezleri olan insanlar var. Bakalım bunların tamamını ilerleyen günlerde Kanal 23'te gece görüşünde ele alacağız ve en faydalı sonuca ulaşmaya çalışacağız. Elazığ'da tren iş makinesine çarptı. Bir yaralı. Gördüğünüz üzere bir greyder var ekranda. Trenle çarpışmış. Nasıl olduğuna bakalım mı? Nasıl olduğuna bakıyoruz. Kaza merkeze bağlı Kavaktepe köyünde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre DE24 239 sefer sayılı tren kontrolsüz hemzeminden geçmeye çalışan GA idaresindeki greydere çarptı. Greyder yaralandı sürücü. Makinistin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tren çok faydalı bir araç fakat kontrol noktaları doğru yapılmazsa doğru yapılmadığı takdirde ciddi hasar ve zarar verecek büyüklükte ve güçte bir makina. O nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle bu kontrolsüz hem zemin geçitler
kırsal bölgelerde çok fazla kullanılıyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, köyün girişinde çıkışında bazen tren yolu kesebiliyor. Dolayısıyla o şeyi kullanmak durumunda kalıyoruz. Kontrolsüz hem demin geçidi kullanmak durumunda kalıyoruz. Ama çok dikkat etmek lazım. İşte koca greyderin geldiği hale bakın. Operatörde Allah'tan herhangi bir şey yok. Ölüm vakası yok. En azından bu olayın biraz daha sevindirici yönü. Mardin'de bir terörist teslim oldu. Evet, PKK'dan kopmalar başladı. Türk ordusunun ve emniyet teşkilatının yoğun çalışmaları, yoğun operasyonları sonucunda ciddi zayiatlar veren PKK terör örgütüne ait üyeler artık birer birer Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olmaya başlamış durumda. Çünkü daha da herhangi bir sonuç elde edemeyeceklerini ve Türk ordusundan kaçamayacaklarını anladıkları için teslim hızı artmış durumda. Bakalım mı Mustafa? Ne demiş teslim olan terörist? İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Mardin Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu bir teröristin teslim olduğu açıklandı. 1 Ocak'tan bu yana, az önce söylemeye çalışıyordum, rakam var. 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 93. Yani 6 aylık dönemde toplam 93 terörist teslim olmuş ikna yoluyla. Yani bunlar operasyonla yakalananlar değil. Tamamen ikna yoluyla teslim olanlar PKK'ya yani örgüte insan kazandırma hızı da her geçen gün düşüyor. Yavaşlamış durumda. Yani daha çıkanlardan belki daha fazlası ikna edilerek tekrar topluma kazandırılmış diyebiliriz. Evet, bir sonraki haberde ne var? Bir sonraki haberde bakıyoruz hemen. Elazığ Barosu Başkanı Yentür, dün olduğu gibi bugün de çoklu baroya karşıyız. Dün akşam bu saatlerde Mustafa Yentür'le birlikteydik. Bu programda Skype ile bağlandı programımıza ve süreçle ilgili olarak çok detaylı açıklamalarda bulundu. Dedi ki biz karşı olduğumuz, bu yasal düzenlemede karşı olduğumuz şey çoklu baro. Çünkü çoklu baro avukatları bölecek, ayrıştıracak. Peki şunu sordum. Dedim ki zaten avukatlar kendi içinde seçim yaparken siyasal fikirlere ayrılmış ve bir şekilde bölünmüş değiller mi? Hayır dedi, biz seçimden hemen sonra hepimiz aynı çatı altında toplanıyoruz ve o ayrışmalarımızı bir şekilde bertaraf edebiliyoruz. Fakat böyle olursa çok daha farklı olacak. Çoklu baro ne? Avukat sayısı, kayıtlı avukat sayısı 5000'in üzerinde olan barolarda 2000 avukat bir araya gelmek suretiyle yeni bir baro kurabiliyor, yeni bir baro oluşturabiliyor. Yasa bunu içeriyor. Yasanın içeriğinde başka şeyler de var. Yani temsiliyet noktasında, barolardaki seçim sonrasında temsiliyet noktasında, barolar birliğindeki delege seçimlerindeki temsiliyet noktasında bir takım iyileştirmeleri öngörüyor. Sayın Yentür, biz bunlara karşı değiliz. Karşı olduğumuz şey nedir? Çoklu baro sistemi. Gerekçelerini de dün epey açıkladı. Ankara'ya gitmişlerdi. Ankara'da polisin müdahalesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Biraz sertti müdahale. Bu müdahalenin yanlışlığını konuştuk dün. Bugün de açıklama yapıyor. Diyor ki biz dün olduğu gibi bugün de çoklu baroya karşıyız. Bakalım mı Mustafa? Detaylarını ben aktardım ama bugün yeni şeyler söylemiş mi acaba Sayın Yentür? Elazığ Barosu'na bağlı çok sayıda avukatın da destek verdiği basın açıklaması Adliye Sarayı önünde yapıldı diyor. Avukatlar barolar kanunun, kamunun vicdanıdırlar. Biraz daha yukarı çıkalım Mustafa. Bugün meclis komisyonuna, adalet komisyonuna sevk edilmişti. Dün olduğu gibi bugünden çoklu baroya karşı olduğumuzu buradan bir kez daha bildirmek istiyoruz. Şunu söylüyor, diyor ki baroların eğitim, etkinlik vesaire mesleğe hizmet edecek argümanları staj, ruhsat, özlük, CMK, adli yardımdan kaynaklı vekil görevlendirme, bir takım bu olayın negatifliklerini anlatıyor Sayın Yentür bugünkü basın açıklamasında. Evet Mustafa, bir sonraki habere bakalım istersen. Bir sonraki haberde neler var? Bir sonraki haberde, bu arada bunu açamadım ben. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Vali Erkay Ayır'ı ziyaret etti. Semih Erden'i görüyorsunuz, cemiyet başkanımız.
valimizle birlikte gazetecilerin tebriklerini iletiyor. Pazar günü gazetecilerle bir basın toplantısı düzenlemişti Vali Bey. İşte bugün de onun adına, gazeteciler adına Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vali Bey'i ziyaret ediyor. Otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi. Bakalım mı neymiş bu otopark yönetmeliği? Şimdi bakanlık hazırlanan otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin yürürlük tarihine ilişkin değişiklik resmi gazetede yayınlandı. Eski yönetmelikte her 3 daireye bir otopark gösterme zorunluluğu bulunuyordu. 2 yıl önce çıkarılan ve yürürlüğe getirilmeyen otopark yönetmeliğine göre yeni inşa edilecek binalarda her bir daire en az bir otopark alanı yapılması gerekiyor. Yönetmelik otoparkların inşasına yönelik düzenlemeler içeriyor. Şöyle anlatayım, özetlemeye çalışayım daha doğrusu. Şimdi yeni, daha doğrusu mevcut yasada şöyle diyor. Diyor ki bir apartmandaki her 3 daire için bir otopark alanı yeterli. Böyle olunca ne oluyor? İşte şu anda hemen hemen her dairede 2 tane otomobil var. Baktığınız zaman ciddi anlamda bütün sokaklar otomobillerin otopark haline gelmiş oluyor. Bütün caddeler ve sokaklar. Yani evlerin altında yapılmıyor. Yeni bir düzenleme gelmişti. Bu düzenleme diyordu ki her otoparkta her daire için bir araçlık yer kalacak. Aslında bu biraz daha bir çözüm fakat ertelenmiş durumda. Tabii neden ertelendiğine dair bir gerekçe şu an yok. Evet, bir sonraki habere bakalım. Kaçan at otomobile çarptı. Bölge haberleri, atın sahibi gözyaşlarına boğuldu. Tabii atla onun arkadaşı, dostu ve işte ticaret yapıyor, karpuz satan bir esnaf. At kurtuluyor işte semerinden ve gidip otomobille çarpışıyor. Muhtemelen de zarar görüyor. Sahibi de, yani bugün bizim kendi araçlarımıza bir şey olduğu zaman üzülüyoruz. Fakat bu bir canlı. Vatandaşın da ekmek kaynağı, ekmek kapısı. Dolayısıyla çok da üzülüyor. İzleyicimiz mesaj göndermiş. Kravatsız daha güzel demiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın yorumunuz için. Bazen kravat takıyoruz, bazen takmıyoruz. İşte önümüze ne gelirse giymeye çalışıyoruz. Her akşam program olunca ister istemez bir takım farklılıklar yapmaya çalışıyoruz. Her akşam program hakikaten arka arka olması biraz zorluyor bu konuda bizi. Çay ocağı karantina döneminde sanat evi oldu. İlginç bir haber. Bakalım mı Mustafa içeriğine, yoksa bakalım peki. Elazığ'da koronavirüs salgını nedeniyle kapatmak zorunda kaldıkları çay ocağını atölyeye çeviren iki arkadaş topladıkları odun parçalarından çeşitli ürünler yaparak ekonomik kazanç elde etmeye başladı. Ramazan Oruç isimli Keban ilçesinde bir sanatsever toplamış oldukları bu işte odunları görüyorsunuz. Bunların her birini bir sanat eserine dönüştürmüş. Tebrik ediyoruz. Biraz yukarı çıkalım bakalım daha neler var, başka eserler var mı diye. Gördüğünüz gibi yine odun parçalarından ve ağaçlardan gece lambaları yapmışlar ve aydınlatmışlar. Çok güzel olmuş hakikaten, çok başarılı bir çalışma. Ne diyor? Arkadaşı Kaya'nın fikri üzerine ağaç oyma işlemine girdikleri ve zamanla işleri büyütüp özellikle kadınlara istihdam alanı oluşturmak istediklerini belirten atölye sahibi Ramazan Oruç ise uzun zamandır burada çay ocağı işletiyordum. Koronavirüs etkiledi. Böyle bir farklı iş dalı ve iş alanı buldum diyor Ramazan Oruç. Bu arada kahvehanelerin, işte oyun salonlarının da serzenişi var. Her yer açıldı. Yarın düğün salonları da açılıyor. PlayStation salonları açılıyor. Oyunlar ne zaman başlayacak? Ekmek paramızı ne zaman kazanacağız şeklinde de bir yaklaşımlar var. Tabii buna pandemi kurulu mu karar veriyor bilemiyorum. Pandemi kurulunun önerileri doğrultusunda bu kararlar alınıyor. Böyle bir genelge bekliyor tüm bu kıraathaneciler, çay ocaklarının sahipleri. Çay ocağında gerçi oyun oynanmadığı için çok da büyük bir eksiklik değil. Fakat kıraathaneler için önemli bir eksiklik. Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor biliyorsunuz. Bu mücadele kapsamında hükümetin de ciddi çalışmaları var. Birazdan sizlere o haberleri aktaracağız. Bakan Selçuk Öztürk, Vali Çetin Oktay Kaldırım. Bunu dün vermiştik aslında. Bir sonrakine bakalım Mustafa. Bunu da verdik dün.
Bir sonrakine bakalım. Bu dünkü vakalar 17'ye bakıyoruz. Tamam. Elazığ sporla ilgili var. Bir spor haberlerine bakalım. Spor da önemli çünkü. Bu ara sporda gelişmeler oluyor. Açalım mı sporu? Spor da önemli. Birazdan bakalım. Peki. Şimdi bir haber okuyalım. Elazığ spora sonra dönelim. Açabiliyor muyuz sporu? Birazdan. Peki. Şimdi Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yapıldı bugünlerde. Kiminle birlikte? 9 ülkeyle işbirliği yaparak bu yapıldı. Ve bu operasyona bataklık operasyonu adı verildi. Neden bataklık operasyonu? Çünkü uyuşturucuyla ilgiliydi ve çok önemli sonuçlar elde edildi. Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı 9 ülkeyle işbirliği içerisinde bataklık operasyonu başlatıldı. Operasyonla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık bir yıldır takip edilen operasyon gerçekleştirildi ifadesini kullandı. Sabah saat 04.30 itibariyle Cumhuriyet tarihimizin ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yaklaşık bir yıldır takip edilen operasyonunu arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. Bu operasyon ismi Bataklık. Bu operasyonun nevi de şu: özellikle uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek. Özelliği de şudur: özellikle suç gelirleriyle mücadelede gerek Adalet Bakanlığımız, gerek savcılıklarımız, mahkemelerimiz, gerekse de emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir mücadele vermektedir. Bakan Soylu, bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi dedi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya. Bunlarla bağlantılı olarak gerçekleştirildi. Türkiye'de de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı. Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Bu operasyonda yine ayrıca hem suç gelirlerine yönelik, ama bir özelliği daha var: silahlı bir suç örgütü olarak da tespit edildi. Örgütün iki tepe yöneticisi var ve örgütün iki tepe yöneticisi de bir tanesi gerek Brezilya gerek Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Ve şu ana kadar da nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleriyle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak. Öte yandan söz konusu operasyona ilişkin polis kamerasından görüntüler de ortaya çıktı. Gizli bölmelerden ve duşa kabin sandığından balya halinde dolar ve euro çıkıyor. Gün içerisinde de örgütün elebaşları olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bitti. Dön artık. Dön. Bırak hadi. Çete üyelerinin elde ettiği geliri kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye getirdiği de tespit edildi. Ayrıca çetenin uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazançla FETÖ'ye finansman sağladığının tespit edildiği de öğrenildi. Türkiye'nin gündeminde çok farklı gündem maddeleri olsa da Elazığ'ın gündeminde sürekli deprem var. Depremle ilgili izleyicimiz diyor ki, iki katlı evim her deprem sonrası
hasarı daha da artıyor. Korkum kimsenin zarar görmemesi Aksaray Mahallesi'nde. Ama zengin fakir, zengin mahalle, fakir mahalle ayrımı var. Hakan Sürgeç, acil yıkılmasını istiyorum diye de altına not düşmüş. Bir diğer izleyicimiz de diyor ki, Elazığ Abdullah Paşa Mahallesi yol boyunda. Yıkılan evlere ne zaman başlanacak? İhalelerin yapılıp yapılmadığını bile bilmiyoruz. Mağduruz, bize bilgi verilmiyor. Orada ihaleler yapıldı. Ne zaman başlayacağı konusunda ben de çok fazla bilmiyorum. Fakat ihaleler yapıldığını söyleyebilirim size. Elazığ Spor demiştik. Elazığ Spor'da neler oluyor? Takip ediyoruz yakından gelişmeleri. Bugün ne diyor? Elazığ Spor'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son antrenmanda genç sağ bek Murathan Özen'in çapraz bağları koptu. Kötü bir rahatsızlık. En az 3-4 ay sahalardan uzak duracak. Sonra kendini iyi bakarsa belki toparlayabilir. Teknik direktör Levent Eriş'in moralini bozan bu gelişmenin ardından Murathan'ın özel bir sağlık kuruluşunda çapraz bağ ameliyatı olacağı öğrenildi. Biliyorsunuz bir takımımız daha var. O da Elazığ Belediyespor. Onunla ilgili bir haber verelim size. Onlar ne yapıyorlar? Ona bakalım. Elazığ Belediyespor 18 Temmuz'da başlayacak olan liglerin kalan bölümü için antrenmanlarına devam ederken dayanıklılık testine girdi. Alaaddin Tutaş teknik direktör ve yardımcıları refakatinde yapılan testlerde futbolcuların dayanıklılık seviyeleri ölçüldü. Evet, bu da Elazığ Belediyespor'dan bir haberimizdi. Yine dönüp bakınca ne görüyoruz? Yeni gelişmeler var. 1 Temmuz biliyorsunuz normalleşme sürecinin başlangıç tarihi. 1 Temmuz'dan itibaren hayatımızda neler değişecek? Hangi alanlarda biraz daha özgür olacağız? İşte bunların tamamının detayı haberimizin içeriğinde. 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye koronavirüste yeni normalleşme dönemine geçiyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmete açılacak. Düğün salonlarında masalardaki sandalye sayıları azaltılırken masalara kolonya koyulacak. Evet. 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 Müşterilerin ise sürekli ateşleri ölçülecek. Birçok önemli kural getirilerek hizmete açılacak olan işletmeler kurallara uymazsa para cezası uygulanacak. Düğün genelgesinde dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama benim dikkatimi çekti. Sadece gelinle damat halay çekebiliyor, oynayabiliyor. Diğer konukların hiçbiri oynayamıyor. Böyle bir yasak da var genelgede. İşte insanlar düğün salonuna girerken ellerini dezenfektanla işte temizlemeleri gerekiyor. Ateşleri kontrol edilmesi gerekiyor. Tüm bunlar yazıyor ama sahada bunların büyük çoğunluğu uygulanmıyor hakikaten. Baktığınız zaman uygulamada ciddi problem yaşıyoruz. Söyledim ya, ben bugün feribotta seyahat ederken hiç kimse de maskeyi göremedim. Yani istisnasız herkes maskesizdi. Böyle olunca da işte vakalarda çok fazla azalma görmüyoruz. İnsanların büyük çoğunluğu da zaten bana bir şey olmaz düşüncesi içerisinde. Düğünleri de başlasın bir görelim bakalım. Kim halay çekiyor, kim çekmiyor. O atmosferde insanlar kendilerini tutabiliyorlar mı? Çok fazla yoğunluk oluyor mu, olmuyor mu? Hep beraber göreceğiz. Yarın müsaade ediliyor. Yarın başka neye müsaade ediliyor? Haberde vardı ama üzerinden geçelim isterseniz. Bir de yarın ne açılıyor? PlayStation, yani bilgisayarla oynanan oyun salonları var. Onlar da yarın açılacak olan internet kafeler diyelim, işletmeler arasında yer alıyor. Bir haber daha yapalım, sonra araya gidelim. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarette Elazığ'ın sorunlarının konuşulduğu bir ziyaret gerçekleştirildi. Yeni valimiz Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ne bugün ağırladı. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti 18 Haziran'da göreve başlayan Elazığ Valisi Erkay Ayırık'ı ziyaret etti. Hizmetindeyiz diye büro kurdum işte. Çevre şehircide. Cemiyet Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarette Elazığ'ın sorunları karşılıklı istişare edildi. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Başkan Semih Erdem, valimizin temposu çok iyi dedi. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nde bu konuyla ilgili
belediyenin, AFAD'ın ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün temsilcilerinin, yetkililerinin olduğu bir ofis oluşturuldu. Bundan sonra Elazığlı hemşehrilerimiz bütün sorunlarını ve sıkıntılarını orada hallederek oradan çıkacaklar, o ofisten çıkacaklar. Yani bir daha gezme olmayacak, zaman kaybı olmayacak. Bu konuda da Sayın Valime teşekkür ediyorum bu önerimizi yaptığı, gerçekleştirdiği için. Vali Erkay Yürük, Elazığ basını yapıcı ve devletin etkinliğini arttırıcı bir yaklaşımda dedi. AFES'te vatandaşlarımızın afetle alakalı onların tesirlerinin giderilmesi, hizmetlerin görülmesi açısından AFAD, TOKİ İdaresi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, belediye gibi kurumlarımızda alabilecekleri hizmetleri yekpare, aynı kurumda diğer kurumlara gitmeksizin kısa sürede etkili, çağdaş bir şekilde alabilmesi için bir terennümleri oldu. Ve bu terennümün sonucunda da Elazığ'ımız, AFES'lerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde bugün kurmuş olduğumuz AFES'lerin hizmetindeyiz bürosuyla inşallah bu hizmetleri herhangi bir gecikmeye neden olmaksızın anında ve vatandaşlarımızın şahsına uygun münhasır bir ofis olarak bu şekilde de bu şeyi teşkilatlamayı sağlamış olduk. Ofisi kurmuş olduk. Sizlerden gelen mesajlar da oluyor. Onları da aktarıyoruz. Diyor ki izleyicimiz, merhaba abi, iyi yayınlar. Yapılan TOKİ'lerde kiracılar da yararlanabilecek mi? Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ev kiraları çok yüksek fiyatlar, inşallah yeni gelen valimiz bu konuda yardımcı olur. İyi akşamlar. Yani valinin böyle bir etkisi var mı bilemiyorum. Fakat kiraların yüksek olduğu bir realite, bir gerçek. TOKİ'ler bittiği zaman, işte Elazığ'a 5-6 bin konut birden girdiği zaman ya da 7-8 bin konut birden girdiği zaman, insanlar oraya taşındığı zaman göreceksiniz bütün kiralar düşecek otomatikman. Çünkü bu bir arz talep meselesi. İnşallah yakın zamanda şu TOKİ'ler bitsin de bu kiralarda da bir iyileşme olsun. Kiracılarla ilgili bir TOKİ'lerle ilgili bir şu an itibariyle çalışma yok. Bahsettiğiniz deprem konutlarıysa, gerçi diğer konutlarda da şu anda öyle bir haber yok. 24 Ocak depremi nedeniyle tarafımıza barınma yardımının ikinci ödemesinin yapılabilmesi için kiraladığınız hasarsız konuta ikamet adresinizi taşımanız, bu çok önemli, izleyicimiz göndermiş. Kira kontratınızı 27 Temmuz 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında 8-17 saatlerinde AFAD irtibat ofisleri ve ilçe kaymaklarına kaymakamlıklarına teslim etmeniz gerekmektedir. Detayları ben reklamlardan sonra okuyayım. Bir reklama gidelim. Bu konu çok önemli. Kira yardımları yapılacak. Peki hangi şartlarda yapılacak? Ne yaparsanız bu yardımlar yapılacak? Birazdan reklamlardan sonra bu konuyu size aktaralım. Evet, gece görüşü yeni günde yeni bölümüyle karşınızda. Artık 1 Temmuz'u gösteriyor takvim yaprakları ve dolayısıyla yeni bir ayın içerisindeyiz. Güzel bir ay olmasını temenni ediyoruz. İnşallah çok daha güzel ve mutlu haberlerin olduğu, olumsuzlukların geride kaldığı bir ay olur temennisinde bulunuyoruz. İyi geceler diyor izleyicimiz. Gecelik, saatlik, kiralık evlerde uç fiyatları sık sık gündeme getirirseniz, evet, satılık ve kiralık evlerdeki uç fiyatları sık sık gündeme getirirseniz belki yetkililer bu konuya el atabilirler. Büyük şehirlerde bile fiyatlar bu kadar yüksek değil. Tayin dolayısıyla Elazığ'a geldim. Fiyatların bu kadar yüksek olması karşısında şaşkınım. Çok kaliteli program. Sizi izlemek çok keyifli. Artılardan biri olduğu için izlemeye ve takip etmeye devam edeceğim. Teşekkür ederim. Polis arkadaşımız, polis memuru bir arkadaş böyle yazmış. Kiralar, evet, Elazığ'da depremden sonra biraz yükseldi. Ne diyorduk? Diyorduk ki programı kapatırken hak sahipliliği başvurusunu konuşmuştuk. Bir de kira yardımları konusu vardı. Kira yardımı almak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Ve hakları haizseniz kira kontratınızı götürmeniz gerekiyor. Ve kira kontratınız bir de nüfus cüzdanınızda başvurmanız gerekiyor. İlave olarak adres kayıt sisteminde muhakkak o evde
oturuyor görünmeniz gerekiyor. Aksi takdirde kira yardımından faydalanamıyorsunuz. Depremzedelerin çoğu ya akrabasının yanında ya da köylerde, çadırda ya da bir şekilde idare ediyor. Çok az bir kesim kira kontratı. Yani yeni ikamet adresi ibraz edilebilir. Alınan bu kararı anlam veremiyorum. İzleyicimiz şöyle diyor. Diyor ki şöyle bir şey var. Diyor ki siz eğer kira yardım almak istiyorsanız 27 Temmuz 31 Temmuz arasında AFAD irtibat ofisleri ve ilçe kaymakamlıklarına teslim etmeniz gerekiyor. Kira kontratınızı ve kiraladığınız hasarsız konuta ait ikamet adresinizi ve orada oturduğunuza dair belgenizi. Abdullah Paşa Mahallesi, Aksaray Mahallesi, Sarayetik Mahallesi ve devamında diyor ki depremzedelerin çoğu zaten ya akrabasının yanında kalıyor zor bir şekilde. Ya kardeşinin, ya abisinin, ya annesinin, ya işte başka bir akrabasının yanında kalıyor. Dolayısıyla buna başka bir çözüm bulmak gerekiyor diye bir serzenişi ve önerisi var. Ben hak veriyorum size bu konuda. Hayırlı yayınlar dilerim. Bir güzel bir program oldu. Tekrar olacakmış. Yayın kesinti oldu. Neden sık sık bu şekilde programlar olmuyor diye bir izleyicimiz yazmış. Lütfen okuyun. Öncelikle hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evim ahır hasarlı. Eşyaları ev bulamadığımız için binaların bodrumuna yerleştirdik. Uzun bir mesaj. Bir haber girelim. Ben mesajı ikinci bölümde okumaya özen göstereyim biraz sonra daha doğrusu. Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentur, dün olduğu gibi bugün de çoklu baroya karşıyız. Mustafa Yentur yaptığı basın açıklamasıyla çoklu baro sistemine karşı olduklarını ifade etti. Elazığ Barosu Başkanı Avukat Mustafa Yentür tasarı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan baroların seçim usulünün değiştirilmesine yönelik yasaya karşı tepki gösterdi. Elazığ Barosu'na bağlı çok sayıda avukatın da destek verdiği basın açıklaması Adliye Sarayı önünde yapıldı. Çoklu baroya dün olduğu gibi bugün de karşı olduklarını kaydeden Baro Başkanı Avukat Mustafa Yentür, yapılacak düzenlemenin avukatlık mesleğinin saygınlığına zarar vereceğini savundu. Yargının üç kurucu unsurundan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar, üstlendikleri bu görevle vatandaşların savunma hakkını adil bir şekilde kullanmalarını sağlayarak tarih boyunca adaletin ve yargının ve de devletin teminatı olmuşlardır. Adalet mülkün yani devletin temelidir. Bu manada avukatlar bu ülkenin kalbi ve temel taşları arasındadır. Bu nedenlerdir ki adaletin tecellisi için hak savunuculuğu yapan avukat mülkün ta kendisidir. Avukatlar olarak hukuk devleti ilkesine, demokrasiye, temel insan hak ve hürriyetlerine ve en önemlisi bağımsız yargıya olan inancımız sonsuzdur. Bu inanç ve gaye ile çalışma ve çabalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Diğer taraftan avukatlar ve barolar kamunun vicdanıdırlar. Bu özelliklerinden dolayı avukatlar kamu adına belli bir tavrı temsil etme, ifade etme ve biçimlendirme yetkisine sahip kişiler olmak zorundadırlar. Buradan hareketle bizlerin üstlendiği bu onurlu görev nedeniyle yargı faaliyeti bir bütün olarak değerlendirilmeli. Avukatlar yargının diğer unsurlarının yanında siyasi iktidarlar tarafından da ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı ve hak ettiği saygınlığı görmelidirler. Tüm bu izah edilenler karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan baroların seçim usulünün değiştirilmesine yönelik tasarının avukatlardan ve de avukatların temsilcisi konumundaki barolardan görüş alınmadan sivil toplum kuruluşlarının ve platformlarının inisiyatifine bırakılarak düzenlenmesi kabul edilemez. Yine yapılacak düzenleme ile mesleki denetim ve disiplin mekanizması devre dışı kalacağı gibi meslek kuralları, mesleki liyakat ortadan kalkacaktır. Baroların eğitim, etkinlik, mesleğe hizmet edecek argümanları, staj, ruhsat, özlük, CMK, adli yardımdan kaynaklı müdafi ve vekil görevlendirme gibi idari işlerdeki yetki başka birim ya da kurumlar tarafından yönetileceğinden avukatlık mesleğinin saygınlığı zarar görecektir. Biz Elazığ Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de çoklu baroya karşı olduğumuzu buradan bir kez daha bildirmek istiyoruz. Yargının kurucu unsuru ve ayrılmaz parçası olan avukatlar ve barolar, siyasetçilerin de baro yöneticilerinin de
siyasi ideolojik malzemeleri olmamalıdır, olmayacaklardır da. Bu sebeple avukatlık kanununda yapılacak değişiklik tasarısına, çoklu baro ve buna ilişkin seçim sistemi değişikliğine itiraz ettiğimizi ve itiraz etmeye devam edeceğimizi buradan herkese bildirmek istiyoruz. Evet, Mustafa Yentur'un açıklamaları böyle. İzleyicimizden gelen bir açıklama var, bir değerlendirme var, bir mesaj var. O da en az Mustafa Yentur'un açıklaması kadar uzun bir açıklama. Okumak isterim size çünkü baktım. Hayırlı akşamlar dileyerek başlıyor. Evi mağara sahada, eşyaları ev bulamadığımız için bir binanın bodrumuna yerleştirdik. 11 bin lira kira yardımı yapılacağı söylendi. İlk 5 bin lira verildi. İkinci olarak konteyner talep etmememiz halinde 6 bin lira alacaksınız. 65 yaşındayım. Ev bulamadığım için oğlumun yanında kalıyorum. Şimdi bu ikinci ödeme için kira kontratı ve ikamet istiyorlar. Madem böyle bir durum olacaktı, neden konteyner istemediğimiz zaman söylemediler? Mağdur olduğumuz halde önümüze engel koydular. En büyük tezat ise adamı olanlar bu 11 bin lira kira yardımını tek seferde aldı. Hiçbir kontrat ve ikamete gerek kalmadan nasıl ev bulacağız? Hem hasarsız hem kiralık gelsinler, bulsunlar, oturayım, emekliyim. Onu da hesaba katsınlar bu kriteri değiştirenler. Verecekleri bir yardımdı, onu da boğazımızda koydular diye sitem dolu, öneri dolu bir mesaj. Eğer gerçekten insanların bir kısmı 11 bin liralık yardımı herhangi bir kira kontratı beyan etmeden aldılarsa herkes aynı uygulamanın olması gerekiyor. Adalet her zaman tecelli etmeli bu tür devlet kararlarında ve uygulamalarında. İzleyicimizin mesajını aktarmış olduk. İyi geceler, iyi yayınlar. Benim adıma 5 tane ev var. Bir tanesi ağır hasardan dolayı acilen yıkıldı. Ben herhangi bir yere başvurmam lazım mı? Kira yardımı için başvurmam lazım mı? Teşekkür ederim. Şöyle bir durum. 5 eviniz varsa kira yardımı alabiliyorsunuz. Ama burada çok farklı durumlar var, biliyor musunuz? Yani AFAD'a muhakkak gidip sormanız gerekiyor. Bazen bizler buradan size yardımcı olmak adına bir takım cevaplar vermeye çalışıyoruz ama örneğin geçtiğimiz günlerde arkadaşımın bir tanesinin sizin durumunuza benzer bir durumu vardı. Biz hak etmediğini düşünüyorduk. Hatta sorduğumuz birçok insan bunu söylüyordu. Fakat AFAD'a gitti, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gitti ve sonuçta hak ettiğini gördü. O nedenle muhakkak siz de AFAD danışma ofislerine başvurunuz. Böyle söylemek sizi doğru yönlendirmektir bence. İnsanların işini zorlaştırıyor. İnsanın hakkını vermeyerek insanın yasal dışı illegal iş yapmaya sevk ediyor. Bu işi yapanlar siyasiler mi? Kira yardım parasıyla ilgili söylüyorum demiş. Yani aslında burada yönetmelikler ve işte bir takım genelgeler var. Ona uygun memurlar çalışmaya çalışıyor. Maalesef böyle şeyler oluyor. Fırat Üniversitesi yakın zamanda personel alımı yaptı. 273 personel göreve başladı. Kur'a'yla belirlendi bu personel alımları. Bu alımın detaylarını aktarıyoruz şimdi sizlere. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne 273 personelin alınacağı kadrolara toplam 9750 başvuru yapılmıştı. Personel alımı için ilk etap olan kura çekimi çarşamba ve perşembe günü Fırat Üniversitesi'nde gerçekleştirilmişti. Tartışmaları beraberinde getiren kura çekiminin ardından kazanan talihlilerin isimlerinin açıklanması beklenirken üniversite yönetimi bir açıklama yaparak kurada çıkan 50 kişinin isminin ilan şartlarına uymadığı gerekçesiyle iptal edildiğini belirtti. Yeni listenin noter tarafından hazırlanacağı duyuruldu ve gözler notere çevrildi. Günlerdir merakla beklenen kura sonuçları noter tarafından açıklandı. Fırat Üniversitesi de konuyla ilgili açıklama yaparak üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçi alımıyla ilgili olarak noter kurası sonucunda isimleri belirlenen asıl ve yedek adayların başvuru süreci tamamlanmış olup sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylarla ilgili sonuçlar aşağıda listelenmiştir denildi. Kurada ismi belirlenen adaylar Fırat Üniversitesi tarafından yapılan mülakata katılacaklar. Mülakatlar kademeler halinde 6 Temmuz tarihinde başlayacak ve 9 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar kura sonuçlarını üniversitenin resmi web sayfasından takip edebilirler. Bugünkü ana gündem maddemiz kira yardımları. Hani açıklanacağı, ödeneceği açıklandığı için ister istemez bir de şartlar açıklandı.
ve vatandaşlarımızın açıklanan şartlara itirazları var. Diyor ki izleyicimiz, 5 ay oldu binamızı yıktıkları, aynı binada alt komşum kira yardımı aldı Şubat ayında. Ben halen alamadım. Şimdi kontrat bilmem ne istiyorlar. Adalet mi sizce? Değil. Az önce de söyledik. Uygulama tek olmalı. Nasıl başladıysa öyle olmalı ve insanlar arasında bir ayrım olmamalı. Aksi takdirde işte sizin sormuş olduğunuz adalet sorusu soruluyor. Adalet olduğunda hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Bunu defalarca tecrübe etmiş bulunan biri olarak sizlerle paylaşıyorum. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşayanlar ve evleri yıkılan bazı vatandaşlar kendi evlerinin Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanlarına dahil edilmemesini protesto ediyorlar, sitem ediyorlar ve kentsel dönüşüm kapsamında evlerinin yapılmasını talep ediyorlar. 24 Ocak'ta ilimizde meydana gelen deprem sonrası Mustafa Paşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan evlerin bir kısmı ağır hasar görerek yıkıldı. Daha sonra yapılan incelemeler sonucunda Mustafa Paşa Mahallesi'nde bazı alanlar kentsel dönüşüm kapsamına alınırken bazı sokaklarsa bu kapsamın dışında kaldı. Kentsel dönüşüm kapsamı dışında kalan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan ev sahipleri yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi talebinde bulunurken kendi evlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesini istediler. Mahallemizde 500-600 metre aralıklarla riskli ve risksiz alan tespiti yapılmıştır. Mahallemizin çeşitli noktaları riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştır. Ancak aynı mahalle içerisinde riskli alan dışında kalan ağır hasar almış binalar Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nce yıktırıldıktan sonra tabiri caizse kendi kaderine terk edilmiştir. Depremin 6. günü acil yıkım kararı ile kendi binamıza da ağır hasar raporu verilmiş, Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nce yıktırılmıştır. Yıktırıldıktan sonra yetkililerin buna kayıtsız kalması biz vatandaşları derinden üzmüştür. Konuyla alakalı mağduriyetimizi gidermek için gerek belediye gerekse Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletmemize rağmen tatmin edici hiçbir cevap alamadık. Herhangi bir çözüm de bizlere sunulmamıştır. Evlerinin yeniden yapılması için bir müteahhitle anlaşmalarına rağmen apartmanda yaşayan bazı hak sahiplerinin onay vermemesi üzerine ayrıca bir mağduriyet daha yaşadıklarını aktaran Veysel Alka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerinden yardım talep etti. 40 kişilik apartman sakinleri olarak özel bir müteahhitle anlaşıp binamızı yaptırmaya karar verdik. %80 çoğunluğun bu anlaşmayı onaylamasına rağmen azınlıkta kalan birkaç kişinin onay vermemesinden ötürü dairelerimizde yaptıramıyoruz. Yerimiz kentsel dönüşüme alınmadığı için 3'te 2 çoğunluk olmasına rağmen hiçbir yol kat edemiyoruz. Kanun boşluğundan dolayı binalarımızı yaptıramıyoruz. Eminiz ki bu şekilde olan yüzlerce yer vardır. Bu durum ilimizin hatta Türkiye'mizin kanayan yarasıdır. İvedilikle riskli alan dışında kalan yerlerin de kentsel dönüşüm şartlarından faydalandırılması Mustafa Paşa sakinleri olarak talebimizdir. Yani riskli alan dışındaki bölgelerde riskli yapı ilan edilen, daha doğrusu riskli yapı olarak tescil ettirilen evlerde aslında kentsel dönüşümden faydalanabiliyor. Şöyle, orta hasarlı ya da ağır hasarlıysa eviniz, siz bu durumdan faydalanabiliyorsunuz. 6306 sayılı yasa var. Bu yasa çerçevesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü sizi destekliyor. Nerede problem var açıkçası çok fazla anlayamadım ben haberde, ama yine de izleyicilerimiz demek ki bu metotları, yöntemleri denemişler ve sonuç elde edememişler. Ama söylediğim gibi bir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile temasa geçin isterseniz. Çünkü bahsettiğiniz şekilde buranın kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. İzleyicimize bakalım ne diyor. İzleyicimiz şöyle bakalım. Hayırlı geceler, ben kirada oturuyorum. Oturduğumuz ev orta hasarlı çıktı.
Sonra itirazla az hasarlı çıktı. Oturduğum binada üst kat komşu da kiracı AFAD yardımı aldı ama ben 3 defa müracaat etmeme rağmen halen bir yardım verilmedi. Okursanız memnun olurum. Okudum mesajınızı. Evimizi kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz. Bunun için hak sahipliğine başvurmalı mıyız? Kentsel dönüşümden kastınız nedir bilmiyorum. Ama bizim anladığımız 6306 sayılı yasa ise orada evinizin tabii hasar durumunu falan da bilmemiz gerekiyor yorum yapabilmemiz için. En doğrusu bence siz bir AFAD irtibat bürosuna gidin ve sorun. Çünkü kentsel dönüşüm yani kendi imkanlarınızla yapmak ve devletin vermiş olduğu krediden faydalanmak adına geliyor. Hani AFAD bize ev yapsın diyorsanız bilemiyorum. Bizim de 5 milyonu aldık. Başta herkese 11 bin tam verdiler. Şimdi bizden kontrat istiyorlar. Başta isteselerdi haksızlık değil mi? Size hak verdiğimi söylemiştim az önce. Elazığ'dan Survivor'a aday. Biliyorsunuz geçtiğimiz Survivor'lardan bir tanesinde Elazığlı bir isim çok başarılı olmuştu. Finalde ciddi anlamda başarılar elde etmişti. Survivor'ın 2001 yarışması için Elazığlı Semih şimdiden hazırlanmaya başlamış durumda. Survivor 2020 yarışması için Elazığlı Semih şimdiden hazırlanmaya başladı. Semih Öztürk ben. Elazığlıyım. 26 yaşındayım. Güzellik merkezim var. Güzellik merkezi işletiyorum. Dediğim gibi bir yandan da dolu dizgin çalışmalarıma devam ediyorum. Profesyonel futbol hakemiyim. 5 yıllık bir futbol hakemliğim var. Aynı zamanda amatör olarak kickboks yapıyorum. Zaten yıllarca dediğim gibi sporun içinde oldum hep. Bu yolda inşallah başarılı olmayı, 2021 Survivor'a katılmak için elimden gelen her şeyi yapmayı düşünüyorum. Ekranların sevilen yarışması Survivor'a katılmak için Semih pes etmeden çalışmalara başladı. 26 yaşındaki Elazığlı Semih var olan gücüyle gece gündüz çalışıyor. Tek bir hayali var, 2021 Survivor yarışmasına katılabilmek. Gündüzleri de salonda fitness antrenmanları yapıyorum. Hakemlik antrenmanlarımız zaten sürekli var. Günlük koşularımı kesinlikle ihmal etmiyorum. Onun yanında zaten bedenimizi sürekli hareket ettirebilecek egzersiz hareketlerini 7-24 yapıyoruz zaten. Ondan yana da bir sıkıntımız yok. 26 yaşındaki Semih'in tek hayali Survivor yarışmasına katılıp Elazığ'ı en iyi şekilde temsil edip birinci olmak. Ya Survivor benim için bambaşka bir şey yani anlatılmaz. Orası benim hayalim. Gidip orada her şeyi yaşayıp görmek istiyorum. Özellikle de Elazığ'ı temsil etmek istiyorum orada. Yani Elazığ böyle durumlarda tek vücut olmayı, kenetlenmeyi seviyor. Ben de onlar için gidip orada temsil edip başarılı olmak istiyorum açıkçası. Kendine güvendiğini belirten Semih Öztürk, 5 yıldır sporla da iç içe olduğunu söyledi. Ben sabırlı ve nerede nasıl davranması gerektiğini bilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Yüksek tansiyonlarda maçlar yönettik, yüksek tansiyonlarda hareketler ettik zaten. Ben orada da kontrolü sağlayıp sabırlı bir şekilde hedefime kilitlenip dolu dizgin hareket edeceğimi düşünüyorum. Özellikle bu yönüme çok güveniyorum. Sporculuk anlamında da yani ben zaten 5 yıllık zaten futbol hakemliği yapıyorum. Onun yanında amatör olarak kickboks yapıyorum. Yıllarca zaten futbol oynadım, top oynadım. Ondan sonra hakemliğe geçtim. Yani yıllardır ben sporun içindeyim. Kendime o konuda her anlamda güveniyorum ben. Survivor 2019 şampiyonu Elazığlı Yusuf Karakaya'yı örnek aldığını söyleyen Öztürk, Elazığ'a tekrardan bunun mutluluğunu yaşatmak istiyorum dedi. Yusuf Karakaya da yani Elazığlı'nın her zaman destekçisi. Elazığlı olması, bir şampiyon olması benim için bambaşka güzel. Yani o benim önümde en büyük örnek. İnşallah onun bayrağını taşıyıp Elazığ'a tekrar bu mutluluğu yaşatmak istiyorum. Evet biz de başarılar dilemek durumundayız. Biz de başarılar diliyoruz daha doğrusu. Elazığlı bu spor sever, Survivor sever hemşehrimize. Elazığ'da koronavirüs salgını nedeniyle kapatmak zorunda kaldıkları çay ocağını atölyeye çeviren iki arkadaş topladıkları odun parçalarından çeşitli ürünler yaparak ekonomik kazanç elde etmeye başladı. Elazığ'da iki arkadaş çay ocaklarını sanat evine çevirdi. Olur. Arka tarafını kesip kısaltırsan çok da güzel durur. Keman ilçesinde yaşayan Ramazan Oruç, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle çay ocağını kapattı. Biz bu işe pandemi sürecinde, COVID-19 sürecinde sokağa çıkma yasakları, dışarıya çıkmama, bu sıkıntılardan dolayı bir nevi terapi olsun diye dinlenmek amaçlı hobi olarak ağaç işine başladık. Oruç, yıllardır işlettiği bu süreçte kapalı kalan çay ocağını arkadaşı Ziya Kaya'nın fikri üzerine atölyeye çevirdi. Müzik
Burada ilk etapta zaman geçirmek için uğraşan iki arkadaş, kırılmış veya çürümüş, atıl durumdaki meyve ağaçlarından lambader, abajur ve avize gibi doğal ürünler yaparak sanat öğrendi. Zamanla çıkan ürünler dışarıda ciddi bir beğeni aldı. İlgi çekmeye başladı. Özellikle ilimizde Elazığ'da başta olmak üzere, çevre illerde Bingöl, Malatya, Tunceli ciddi bir talep oluştu. Hobi amaçlı stres atmak için ağaçları sanata dönüştüren iki arkadaş, sosyal medyaya attıkları fotoğraflar sonrası talep gelince bunu ticarete çevirdi. Elazığ başta olmak üzere çevre iller dahil ülke genelinden ciddi talep alan arkadaşlar, yeni ürünler yaparak ekonomik kazanç elde etmeye başladı. Gelir düzeyi çok düşük. Şurada kaç çay satacaksın ki para kazanasın? Çay ocağını iptal ettik. Şu an başlamışız işte, böyle ürünleri çıkartıyoruz. Beğeni de alıyoruz yani. Bayağı güzel beğeniler aldık. Arkadaşlar buraya güzel bir el emeği, göz nuru güzel bir iş yaptılar. İşte gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Aldık işte, bir tane sipariş aldık, götüreceğiz. Eğer daha beğenirse işler dostlar, daha yeni arkadaşlar açmışlar. Ama güzel bir iş yaptılar. Sizlerden gelen mesajları da okuyoruz. Az önceki yorumu beğenmeyen bir izleyicimiz diyor ki, deminki yorumunuzu katılmıyorum, kusura bakmayın, çevre şehirciliğe gittim. Ağır hasarlı binamızı yıkıldı, 5 ay oldu, kentselden faydalanmak istiyoruz dedim ama yararlanamıyorsunuz dedi. TV'ye çıkıp vaatlerde bulunuyorlar, sadece bizim il yöneticilerimiz çok mağdur var Elazığ'da, kim ne derse desin şeklinde. Hemen arkasından Furkan diyor ki, Elazığlı'yı dün tanımlayan bir haber yapmıştınız, Elazığlı'yı hangi sözcükle, tek kelimeyle tanımlarsınız diye sormuştunuz. Ben mağdur olarak tanımlanabileceğini, her yerde mağdur olarak tanımlanabileceğini savunuyorum, böyle bir ifade kullanıyorum diyor. Aslında iki yorum birbirini destekliyor bir anlamda. Ama benim söylediğim şey, bakan kurum Elazığ'a son geldiğinde dedi ki orta hasarlı binalar artık riskli yapı ilan edilip kentsel dönüşüm çerçevesinde değerlendirilebilir. Sonrasında milletvekillerimiz hem orta hasarlı binalar hem de ağır hasarlı binalar değerlendirilebilir dedi. Yani hem hak sahipliğinden faydalanabilirsiniz, oradaki arsanızda da, bulunan arsanızda da yine kentsel dönüşüm kapsamına alınabilir şeklinde açıklamaları var. Bizzat uygulamaları görmedim ya da başvurmadım. Dolayısıyla sizin söylemiş olduğunuz doğrudur ve geçerlidir benim için. Böyle bir durum varsa gerçekten de hoş değil. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. Orta hasarlı binalar için yeni komisyon kurulup tekrar incelenecek denildi ama komisyondan ses çıkmadı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gelen mühendisler çatlaklara bakıp orta hasar verip gittiler. Birçok binanın taşıyıcılarına herhangi bir problem olmadığı halde duvar çatlaklarına orta hasar verildi. Yeni valimizden orta hasarlı binaların tekrar röntgeni çekildikten sonra hasar durumunun belirlenmesi için komisyonun tekrar gündeme alınmasını ve inceleme yapmasını istiyoruz diye bir izleyicimiz talebini dile getiriyor. İyi akşamlar abi. AFAD irtibat bürolarına İşkur çalışanlarını koymuşlar. O 6000 aylık alan AFAD memurları ayaklarını masaya uzatıp yatıyorlar. Daireyi de kimseye almıyorlar. Çok ayıp. O paraları nasıl yiyecekler? Helal mi? Evet, çok eleştiriler haber. Çok eleştiri var bu akşam. Çok fazla eleştiri konusunda negatiflik var. Demek ki sahada bir problem var. Bizler sizin sesiniz olarak bunları dile getiriyoruz. Mardin'e bir gidelim. Oradaki Cami-i Kebir Mahallesi ile ilgili mecliste bir şey var. Soru ve cevabı var. Ona bakalım. Sonra tekrar mesajlarınızla devam edelim. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin Tarihi Maden Cami-i Kebir'in restorasyonu için geçtiğimiz yıl soru önergesi vermişti. Milletvekili Cinisli'nin verdiği soru önergesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplandı. Bakan Ersoy cevabında, Elazığ ili Maden ilçesinde yer alan Cami-i Kebir'in de içinde bulunduğu alan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla afet riskli alan ilan edilmiştir. Koruma Kurulu'nun 25 Mart 2014 tarihi ve 2087 sayılı kararıyla caminin koruma alanı belirlenmiştir. Anılan caminin restorasyon projeleri hazırlanmış olup, heyelan bölgesi eylem planı dahilindeki çalışmalarla ilgili kurumlar tarafından sonlandırıldıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlanabilecektir.
Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak. Böyle bir haber var. Bir de doğalgazda konut hariç %12,5'a varan indirimler uygulanacak. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Toplantı sonucunda elektrik fiyatında mevcut tarife 3 ay boyunca yürürlükte kalacak ve elektriğe zam yapılmayacak. Öte yandan boru hatlarıyla petrol taşıma AŞ ise sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında indirim yaptı. Doğalgazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında %12,5 indirim uygulanırken böylece 1000 metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de %9,7 indirim yapıldı ve 1000 metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi. 2020 yılı Temmuz ayı doğalgaz toptan satış fiyatı tarifesine göre konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatındaysa değişikliğe gidilmedi. Bir izleyicimiz de diyor ki Gazi Caddesi 8 katlı 3 bloklu binaların her bölümüne hasarlı, hasarsız ve bir blokta gözükmüyor. Enteresan. Bu şekilde hasar tespiti yapılmış. Binalarımızda sorun olmadığı halde hasar tespiti vermişler. Çevre Şehircilik Müdürü her TV'ye çıktığında hasar olmayan binalara ağır hasar vereceğini söyledi. Ve ne gelen ne giden var bir de görmeden nasıl karar verirler. Bu tür teknik hatalarda muhakkak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurun şeklinde bir açıklama vardı. Bunlar hani aynı yapı üzerinde, aynı taşıyıcı sistem üzerinde farklı yapıların farklı hasarlarla belirlenmesi doğru değil. Bunu kendileri de kabul ediyor. Umarım siz de başvurmuşsunuzdur. Bir izleyicimiz de diyor ki merhaba iyi akşamlar, binamız ağır hasarlı, depremzedeler için yapılan evlerden yararlanıp ayrıca kendi arsamızda müteahhitte ev yaptırabilir miyiz? Hak sahipliği başvurusunda eğer siz hak ediyorsanız o AFAD'dan yapılan TOKİ'nin yapmış olduğu evleri alabilirsiniz. Kendi arsanıza da müteahhite verebilirsiniz. Ama hak sahipliği konusu önemli. Muhakkak başvurmanız lazım. Unutmayın lütfen. Çaydaşıra memur sen 2 ay oldu. Su 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 sorunumuz ne zaman çözülecek? Dün de Ataşehir'den bir izleyicimiz sizinle aynı şekilde bir mesaj atmıştı. Onlar da su problemi yaşıyorlardı. Belediye başkanı geçtiğimiz günlerde genel yayın yönetmenimiz Metin Erol Bey'in programına katıldığında çok kısa sürede çözeceklerini söylemişti. Ama bence asıl problem suyun olmayışı değil, hatlardaki kayıp kaçak oranının yüksek olması. Onun da çok kısa sürede iyileştirilebileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Onu da belirtmiş olalım. Milletvekilleri orta hasarlarla ilgili komisyon oluşmayacak. Belediye başkanımız olacak diyor. Yani benim bildiğim komisyon konusu ertelendi. Hani yeni vali böyle bir şey gündeme getirir. Tekrar vatandaşların mağduriyetini gidermek için uğraşabilir mi? Bilmiyorum. O kendi tercihi ve kendi yapacağı bir şey. Fakat daha önce konuştuğumuz o komisyon şu an gündemde değil. Bununla ilgili Murat Kurum'un açıklaması refere ediliyor. Referans olarak gösteriliyor ve deniyor ki isterseniz kentsel dönüşümden faydalanabilirsiniz. İzleyicimiz diyor ki vali böyle söylüyor. Belediye başkanı başka bir şey söylüyor. Önceki valimiz de milletvekili daha doğrusu. Önceki valimiz de komisyon kurulacak demişti. Elazığ halkı yeni bir komisyon hak etmiyor mu? Orta hasarlar yeniden değerlendirme istiyor. İyi yayınlar. Sonunda da mesajını iletmiş izleyicimiz. Bugün geçtiğimiz hafta sonu YKS yapıldı. Yani Yükseköğretim Kurumlarına giriş sınavı yapıldı. TYT ve AYT isimleri adı altında. Geçmiş yıllara göre nazaran zor olduğunu söyleyenler var. Kolay olduğunu söyleyenler var. Bu konuyla ilgili en son adım kurs merkezi geometri öğretmeni Osman Kökçü'nün görüşlerini merak ettik biz. Ve ona sorduk. Sınav nasıldı? Avantajlar var mıydı? O da sorduğumuz soruların cevaplarını içtenlikle bize verdi. En son adım kurs merkezi geometri öğretmeni Osman Kökçü, YKS sonrası öğrenciler için değerlendirmelerde bulundu. Geometri öğretmeni Osman Kökçü bu yıl YKS'de öğrenciler için bir takım avantajların olduğunu söyledi. Temmuz'un 28'i gibi zaten sınav açıklanacak. Sonrasında Ağustos ayını gibi kılavuzda yayınlanan tarihte işte Ağustos ayı içerisinde ilk haftalarında muhtemelen tercih süreci olacak. Tercih sürecinde bizler öğrencilerimize yine destek olacağız. Tabii ki yol göstereceğiz. Sıralamalar belli olsun. Ona göre konuşacağız. Ama genel itibariyle öğrenciler ya olmadı ben seneye bir daha deneyeyim mi sınavdan önce daha çok dile getiriyorlardı. Belki beklentilerinin daha iyisini yapmış olabilirler. Daha iyi net çıkarırlarsa bu yılda tercih yapılabileceğini düşünüyorum.
Ha, diyelim olmadı. Bu yıl için öğrencilerimizin aslında 2020 için ekstra bir durumları daha var. Biliyorsunuz çiftli yıllarda orta öğretim, ön lisans ve lisans olmak üzere KPSS sınavları 3 grup içinde uygulanıyor. Bu yıl liseyi bitiren öğrencilerin ki sınavların ertelenmesi burada da işe yaradı. 22 Kasım tarihine ertelenen bir orta öğretim KPSS sınavı var. Ki biz onun eğitimini de zaten kursumuzda veriyoruz. Öğrencilere şöyle bir tavsiyem de olabilir. Sizler bir daha burada 3-4 ay iyi bir hazırlıkla bir de orta öğretimden KPSS şansınızı deneyip hani yine üniversite hayali olanlar bundan vazgeçmesinler ama memuriyet şansının da olduğunu bilmelerini isteriz. Osman Kökçü tercih sürecinde öğrencilerimize destek olacağız dedi. Ayrıca Kökçü önümüzdeki yıl sınava girecek olan öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Önümüzdeki yıl Allah korusun yine bir olumsuz 1-2 ay böyle bir durum olma durumu olursa bu öğrencinin sınava hazırlık temposunu düşürmeyeceğine inanıyorum ki düşürmemeli. Buna dikkat etsinler ama bunun endişesiyle de yaşamasınlar. Yani yarından tezi yok, hatta yarın yok, bugün de dünün yarınıydı diyorum ben. Çalışma sistemlerini, programlarını hemen kurgulayıp başlasınlar. Biz de zaten 1 Temmuz itibariyle tamamlama eğitimleriyle başlamış olacağız yaz kurslarımıza. Battalgazi'den, Malatya'nın Battalgazi ilçesinden Baskil'e yapılan feribot seferlerinin saatleri değiştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde yürütülen feribot sefer saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesi ile Elazığ'ın Baskil ilçesi arasında karşılıklı her gün 13 feribot seferinin yapıldığı Karakaya Baraj Gölü'nde ilk sefer Malatya tarafından 6, Baskil tarafından 6.45, son seferler ise Malatya tarafından 18.30, Baskil tarafından 19.45'te yapılacak. 1 Temmuz tarihi itibariyle geçerli olan feribot seferleri yoğunluğun azalmasıyla birlikte yeniden düzenlenecek. Yapılan açıklamada sefer saatleri haricinde ihtiyaç görülmesi halinde ek seferlerin düzenlenebileceği, yoğunluklardaysa toplu taşıma araçlarının öncelikli olduğu belirtildi. Dürüst ve değerleri olan insanları haberleştirmeye devam ediyoruz. Yine şimdi Battalgazi'ye gidiyoruz, Malatya'ya gidiyoruz. Orada bir temizlik görevlisi yol kaldırımları süpürürken bir cüzdan buluyor. Bayağı da yüklü bir cüzdan. İçinde bir sürü para ve kredi kartı var. Bu temizlik görevlisi sahibini araştırıyor cüzdanın ve ona teslim ediyor hiçbir şeyine dokunmadan. Kaldırımları temizlediği esnada bir cüzdan bulan temizlik görevlisi örnek bir davranışa imza attı. Battalgazi Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi bir işçi örnek ve duyarlı bir davranış sergileyerek insanlık ölmedi dedirtti. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Ferhat Karabağ isimli temizlik görevlisi, Çöşlük Mahallesi'nde temizlik yaparken kaldırımda cüzdan buldu. Çöşlük Mahallesi Defne Sokak'ta çalışırken bir cüzdan buldum. Üst mevkideki amirlerimize bildirdim ve onlar da sahibine ulaşmasını sağladım. Cüzdanda yüklü miktarda para, kurum ve kredi kartları olduğunu gören Karabağ, durumu amirine bildirdi. Dün bulunan cüzdanla alakadar personelimiz bizi aradı, bilgilendirdi. Cüzdanı tespit ettiğimizde ve tutanak altına getirdiğimizde ruhsattan adres sahibine ulaştık. Oradan numarasına ve kendisi şahsına ulaşarak bulduğumuz evrakları ve parayı teslim etmek üzere adresini öğrendik. Ve kendisiyle bir araya gelip tutanak tutarak bu şekilde eşyalarını teslim ettik. Kaybettiği cüzdanını almak için belediyeye gelen Erdal Yar isimli vatandaş, cüzdanı bulan temizlik görevlisi ve ilgili birim müdürlerine teşekkürlerini iletti. İlimizde bugün bir tren kazası yaşandı. Tren kazasında tren greylere çarptı. Kaza merkeze bağlı Kavaktepe köyünde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Tren kontrolsüz hemzeminden geçmeye çalışan greydere çarptı. Kazada greyder sürücüsü yaralandı. Makinistin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Mustafa ekranlara bir susamuru getirecek. Bu susamurunu hep beraber bakalım.
Evet Mustafa, bakabiliyor muyuz? Evet, görebiliyor muyuz? Çok net değil. Peki nerede bu görüntüler çekildi? Çok enteresan, Bingöl'de. Ben Bingöl'de su samurlarını yaşadığını gerçekten bilmiyordum. Bu haber sayesinde öğrenmiş olduk. İşte ekranda görüyorsunuz su samuru. Demek ki Bingöl'de de varmış. Fok olarak da isimlendiriyoruz bunları bildiğiniz üzere. Bu güzel doğa görüntüleriyle gece görüşünü noktalıyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yarın gece yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize mutlu geceler diliyorum. Yarın yine günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan su samuru Bingöl'de görüntülendi. Su samurunu fark edenler cep telefonlarıyla kaydetti. Kendisini görüntüleyen kişi aldırış etmeden samur suya dalış yapıp çıktı. Daha sonra ise gözden kayboldu.